Hayat Güzeldir stüdyolarında, Show TV ekranlarında yine muhteşem bir pazar sabahına, harika bir bölüme hazırsanız Hayat Güzeldir başlıyor. İncelme uygulamaları herkese yapılır mı? Ciltteki elastikiyet kaybını önlemek mümkün müdür? Güneşle birlikte gelen cilt lekelerini nasıl giderebiliriz? Uzman estetisyen İmren Öztürk anlatıyor. Hayatını, yaşam tarzını biraz daha beslenme olarak düzenlemeye çalışarak bir şekilde koşluk yapmaya çalışıyoruz. Tedaviye cevap vermeyen yüksek tansiyon sorunu nasıl çözülebilir? Gaz, şişkinlik, hazımsızlık tanısı nasıl konulur? Nasıl tedavi edilir? Vücuttaki yaygın ödemin sebepleri nelerdir? Kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik anlatıyor. Bu hastalar genelde rahattır. En fazla 120-130'a çıkar ve ritim bozukluğu şeklindedir. Dijital gülüş tasarımı nedir? Dijital gülüş tasarımı nasıl yapılır? Pembe estetiğin gülüş tasarımındaki önemi nedir? Diş hekimi Özlemin Eriçel anlatıyor. Kombine tedavi dediğimiz ortodontiyi de devreye sokabiliriz. O zaman tedavi süresi uzuyor. Maske hangi koşullarda ve nasıl üretilmelidir? Maske alırken nelere dikkat etmeliyiz? Maskemizi ne kadar sıklıkla değiştirmeliyiz? İş insanı Volkan Sağlam anlatıyor. Ne kadar uzun süre kullanırsak bize o kadar sağlık açısından riske atar. Kalıcı makyaj uygulamasında renk tercihi nasıl yapılır? Pudralama kaş ve mikropigmentasyon arasındaki farklılıklar nelerdir? Protez tırnak nedir? Uzman estetisyen Cemre Tahhan anlatıyor. Cilt ana rengi, ara rengi, kıl tipi, kıl rengi, bunlara dikkat ediyoruz. Az sonra Hayat Güzeldir de. Hayat Güzeldir stüdyomuza yanımızda iş insanı Volkan Sağlam var. Hoş geldiniz Volkan Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk Özge Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Çok mersi. Şimdi bugün maskelerden bahsedeceğiz aslında. Çok önemli bir konu. Şu an pandemi döneminde olduğumuz için hayatımızdaki en önemli unsurlardan biri maske. Maalesef. Doğru maske nasıl olmalı? Önce size onu sorayım. Şimdi maske dersek maskenin birkaç çeşidi var. Cerrahi maskeler ve solunum bazlı maskeler. Pandemi döneminde de önemini anladığımız ve dünya genelinde de yaygın şekilde kullanılan 3 katmandan oluşan medikal üründür maske. 3 katlı maske dediğimiz maske doğru maskedir diyebilir miyiz? Yani doğru maskedir diyebilmemiz için bunların belli gramajları, belli üretim şekilleri vardır. Yani her 3 katlı maske doğru değildir. Doğru değildir. Evet. Yani 3 katlı dense bile doğru olmayabilir. Tabii. Nelere dikkat edeceğiz satın alırken? Şimdi maske alırken öncelikle dikkat etmemiz gereken maskemizin güvenilebilir olması, yani tam ultrasonik, el değmeden üretilmesi gerekmektedir ve sertifikalı, yani SMS kumaş. Bu SMS kumaş nedir? Bir dış katmanın spunmont, ara katmanın en önemli katman metplon ve iç katmanın da spunmont olması gerekmektedir. Yani 3 katlı dediğimizde o içindeki materyale de bakmamız tabii gerekiyor. Bu şimdi spunmont ve metplon nedir diye sorarsanız da ben size şöyle söyleyeyim. Dokunmadan ve örülmeden üretilen bir medikal kumaş ürünüdür. Tamamen cihazların ürettiği, tabii, insan eli değmeden üretilmiş. Bu maske yapım aşamasında da en önemli faktör, buna üzerine değindiğimiz şey, insan eli değmeyecek şekilde üretilmedir. Makinelerin paketleme anına kadar makinelerin üretmesi gerekmektedir. Yani kişiye ulaşana kadar maske hiçbir insan elinin değmemiş olması gerekiyor, paketleme değil mi? Anına kadar, doğru. Peki biz alırken hangi kilit kelimelere bakalım? Şimdi maske alırken dikkat edeceği unsurlardan en önemlisi şudur. Bir kere maskenin el değmeden üretilmesini bilmesi gerekiyor vatandaşın. Ultrasonik kelimesini görürsek bu doğru mudur? Doğrudur. Bunun yanı zamanda sertifikalar. Aldığımız maskenin kutusunda sertifikaların olması gerekiyor. Sertifikalar yoksa bu sertifikaların barkodlarına dikkat edeceğiz. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalırsa da aldığınız maskenin internet sitesinden bir araştırılmasını yapmasını tavsiye ediyorum. Markaya ve sertifikalarına tabii, dikkat edeceğiz. Uygunluk belgeleri ve sertifikalar çok önemli. Şu içi bir tane maskeyi biz kestik şimdi burada. Doğru maske nasıl olur biraz anlamamız için aslında. İçinde bir ekstra kat var. 3 katlı değil mi? Bu maskemiz 3 katlıdır. Bu aradaki en önemli katman metplon olmasıdır. Yani metplon hava geçişini filtre özelliğine sahip bir kumaştır. Yani soluk aldığımızda o havayı filtreliyor. Tabii. Dış katman dışarıdan, iç katmanda bizim dışarıya verebileceğimiz mikropları önlemek amaçlıdır. Bu ara katmandaki metplon ise bu filtre vazifesi görmektedir. En önemli kumaş da metplondur. Bu ara katmandır. Ara katmandır. Evet. Peki biz şimdi maskeyi aldık. Sertifikasını
olmasına bakacağız. Ultrasonik yazmasına bakacağız. Tam ultrasonik. Bakacağız. İnsan eli değmeyecek. Tam ultrasonik tabii. olmasına bakacağız. Onun dışında mesela kaçlı paketler halinde satılması gerekiyor? Yani bazen 100'lü görüyoruz, 50'li görüyoruz. 50'lik paketlerdir çoğunlukla ve 10'luk paketlerdir. Yani bir de şunu değinmek istiyorum. Atıyorum bir markada bir maskeyi alırken çok pahalı, aa bu kesin çok kaliteli anlamına gelmiyor. Hah şimdi onu diyecektim. Pahalı maske, kaliteli maske yani demek öyle değil. Bir şey değil. Bunun gramajı toplamı 3 katın 75 gramdan olması idealdir. 75 gram. 90 gram arası iyi bir kaliteli maskedir. Peki nereden alabiliriz doğru maskeyi? Biz mesela eczaneler doğru bir yer midir? Yani eczanelerden de aldığımız, dışarıdan veya sosyal mecralardan aldığımız X bir firmanın dediğim gibi ilk başta araştırılmasını öneriyorum. Hı hı. Nedir bu da? İnternet sitesinde üretim tesisleri, yeterlilik belgeleri, sertifikaları var mı? Buna bakmamız gerekmektedir. Hı hı. Ve 3S kumaş değil, SMS kumaş. Yani demin de söylediğim gibi dış katman Spunmont, ara katman Medblon ve iç katman da Spunmont olanıdır. Yani 3 katlı olmasına bakacağız. Tabii. İnternetten girip sertifikalarına bakacağız. Yani doğru, bir doğru. Sosyal medya aracılığıyla falan da alıyorsak. Aynen. Tam ultrasonik. Tabii, insan eli değmeyeceğin tam ultrasonik. Ve SMS kumaşa bakacağız. Yani SMS, Spunmont, Medblon, Spunmont'tur açılımı da. SMS kumaş olmasına bakacağız. Peki ne kadar zamanda bir maske değiştirilmeli? Öncelikle sağlık çalışanlarımızın 1,5 saatte, vatandaşımızın da maksimum 3 saatte bir maskelerini değiştirmelerini öneriyoruz. 3 saatte bir, evet. Yani aslında günde bir tane değil. Tabii 3 saatte, maksimum 3 saat içinde değiştirmelerini öneriyoruz. Uzun süre yüzümüzde kalıyorsa tabii. Özellikle o da değil bize mi? Mikrop taşıma özelliğine sahip olur bu sefer çünkü. Ne kadar uzun süre kullanırsak bize o kadar sağlık açısından riske atar. Peki bu maskeler yıkanıyor mu? Yok. Cerrahi maskelerin en büyük özelliği tek sefer kullanılmaktır. Sterilize edilemez. Yani öyle yıkadım da ben bunu bir daha yok. Kullanıyorum dersek koruması mı gidiyor aslında? Koruması gidiyor. Size şöyle örnek vereyim. Şimdi ben bu takmış olduğum maskeyi yüzümdeyken çıkartıp tekrar kenara koyduğum zaman bitti elimle, zaten. Tabii elle temas ettiğimde zaten istemeyerek de olsa buna kendi mikrobumu bulaştırıyorum. Yani o yüzden bunun amacı taktığımız zaman burun klipsini bir şekilde oturtturduğumuz zaman elle temas kesinlikle yapmamız gerekmektedir. Elle temas. Peki çantamızdan çıkardık mesela bir yere girdik ama tekrar geri çıkacağız oradan. O maskeyi tekrar çöpe atıp yeni bir maske kullanmamız gerekmektedir. Hemen anında tak çöpe atıyoruz. Ben mesela bu aralar çok karşılaştığımız ve bir yere gidiyoruz çıkartıyor insanlar maskeyi şöyle ters koyuyor evet. Kollarında koyuyor. Bunu istemeyerek de olsa kendimize fazlasıyla mikrop bulaştırıyoruz. Doğru ya, kola takmak falan tabii sağlıklı yani bir çok şey değil mi? Herkesin insanların kolu... dilsinde bu çok zararlı bir şeyse bilmeyerek de olsa kendimize bir mikrop bulaştırabiliriz bu şekilde. Peki bu maske saklama kutuları falan çıktı tabii. Onlar bir nebze daha iyi tabii, kurur tabii mu? Tabii ki en azından dışarıdan alabilecek mikropları önlemek amaçlı. Hı hı. Özellikle zaten maskeyi takarken ellerimizi dezenfekte etmemiz çok önemli. Hı hı. Maskeleri de zaten kumaş tarafından değil lastik bölümünden temas içinde bulunursak daha sağlıklı. Yani kendi bu ortasını tutmayacağız da kenarındaki atıyorum, lastikten aynen tutup şekilde, yüzümüzü bu şekilde takılması daha sağlıklıdır. Peki bazı maskelerin kokulu olduğundan bahsediliyor. İşte kötü bir kokusu var. Bir de böyle sosyal medyada çok görüyoruz. Maske uzun süre takıldığında bize zehirlenme yani ya da farklı bir şeyler zehirlenme... mi? Den ziyade şu maskelerle karşılaştığımız en büyük problem kaşıntı ve kokudur. Hı hı. Bunu da nasıl yorumlayabiliriz? Bir kere kumaşın kaliteli olması çok önemli. Hı. Sertifikalı kumaşlar. Nasıl hı hı. Tam ultrasonik cihazlarla yapıyorsak kumaşın da çok iyi olması gerekiyor. Kumaş farklılık gösterebiliyor mu? Ya tabii ki gösterebiliyor. Çünkü bunlar gram usulüdür. Yani maliyet bazında bazı şeylerde kumaşın düşük olduğu zaman insanda koku ve kaşıntıya sebep oluyor. Bu da insanda sağlık açısından koku yaptığı zaman belli bir kullanımdan sonra baş ağrısına sebep oluyor. Baş ağrısına sebep tabii. oluyor. Zehirlenme falan yapmaz yani ama. Yani zehirlenme de ben çok bilmediğim bir şey olduğu için onu doğru yorumlayamam açıkçası. Ama en büyük etken insanlarda yarattığı baş ağrısıdır. Kaşıntı ve koku. Tabii. Diğer bir unsur da lastiklerin doğru kullanılmaması. Nedir o? Nedir? Normalde bu maskelerde 8,5 santim ile 10 santim olması lazım. Uzunluğu küçük taktığımızda. Alırken ona da bakalım tabii, o zaman. Tabii lastik uzunluğu çok önemli. Taktıktan 5 dakika sonra insanlarda kulak ağrısına sebep tabii. olabiliyor. Bu da ne oluyor? 10 dakika sonra kulaklarımızda ağrıya sebep oluyor. Ama lastik uzunluğu doğru kullanılırsa 10 santime yakın olduğu zaman bu 2-3 saat kullanımlarda bize herhangi bir rahatsızlık sebep vermiyor. Sebep vermiyor. Peki yüzümüze taktıktan sonra bazen yanlar açık kalıyor. Ondan nasıl kaçınacağız? Onu da mesela gösterebilirim. Hı hı. Şu şekilde maskemizi tuttuk. Takımını yaptıktan sonra tek seferlik olmasa burnumuzdan burun klipsini oturttuktan sonra çektikten sonra bu şekilde herhangi bir kapalı sıkıntı aslında. Tabii, evet. Bu
bizi koruyor mudur yani? Tabii ki. Yani bu minimuma en çok indiren şeydir. Zaten doğru kumaşlı maske kullandığınız zaman zaten dışarıdan gelen, o yüzdendir 3 katlı olması. Dışarıdan gelebilecek mikrobu korumak ve sizin mikrobunuzu dışarı vermemek için orta kumaşın metblon olmasının en büyük sebebi de budur. Filtre vazifesi görmeksi için de. Yani aslında maske takmamızın en büyük sebeplerinden biri hem kendimiz korumak hem de diğerlerini korumak. Tabii ki. Herhangi bir şey varsa. Doğru maske kullanılırsa zaten biliyoruz ki bizi bu hastalıktan koruyor. Diğer hastalıklardan da koruyor mu mesela? Ya grip sezonu zaten geliyor. Bu pandemi döneminden önce de biliyorsunuz ki sağlık çalışanlarımız, sağlık personellerimiz, ameliyatlar olsun, operasyonlar olsun her zaman maske vardı. Ya dünya genelinde de yaygın olarak kullanılan bir şeydi. Biz sadece bunun önemini pandemi döneminde meydana geldi, anladık. Ve hepimiz takar hale geldik. Önceden de biliyorsunuz büyük bir operasyon geçirdiğimiz zaman da gene maskeler kullanılıyordu ama bu kadar yaygın ve değildi, vatandaşımız tabii. Bilmiyorduk. Şimdi tabii. Artık öğrendik. Tabii. Peki iki maske takmak? Yani bu iki maske... Bir şey değiştirir mi? Yani şöyle söyleyeyim. İki maske takmanın esasında bize daha çok zararı bile olabilir. Nedir zararı? Açısından. Solunum açısından. Dediğim gibi doğru gramajlarla kullanılan bir maske bize yeteri derecede zaten koruma sağlayacaktır. Koruma sağlayacaktır. Evet. Alırken dikkat edeceğimiz şeylere en son tekrar bir geçeceğiz. Bir de renkli maskeleri sormak istiyorum. Tabii ki. Şimdi özellikle biz kadınlar biraz daha böyle rengi olsun falan istiyoruz. Ben mesela o kumaş maskeleri kullanmıyorum. Hani işlemeliler... Evet, desenliler biliyorum. Falan çıktı. Kullanıyorsam bile mutlaka altına normal cerrahi maske takıyorum. Evet. Doğru mudur bu? Şöyle söyleyeyim. Cerrahi maske zaten beyaz, turkuaz ve mavidir. Ama şimdi gördüğümüz üzere pembe, siyah. Ya bunlar tabii ki dediğim gibi dokumadan ve örülmeden üretildiği için onların da pek bir zararlı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Eğer gerçekten, o biraz görsel bazlı oldu artık. Anladım ama yani eğer tam ultrasonik üretildiyse kumaşı ve sertifikaları doğruysa siyah maske de alabiliriz yani, diyor muyuz yani? Tabii ki diyebiliriz. Dediğim gibi iç katman, burnumuza vücudumuza taktığımız iç katman 30 gram, ara katman yani metblon filtre üzerisi 25 gram ve dış katman 20 gramlık 75 gram ve üzeri maskeler ideal ve güzel maskelerdi. Biz... Ben bu gram konusunu bilmiyordum mesela. Bundan sonra yani, alırken inceleyeceğiz tabii, demek ki. Gram meselesi nedir? Bu kutularda ve aldığımız maskelerde yazmaz. Sadece aldığınız bir firmanın tesisindeki özelliklerinde yazar. İnternet sitesinden mi bulunur? Tabii ki. Tabii ki. Zaten orada tesislerin fotoğrafları olur, üretim videoları olur. Yeterlik belgesi olan firmalara özellikle. Bu nedir? Kumaşın gramajı, filtre özelliğinin yoğun olmasıdır. Yani ne kadar ince, gramajı düşük kumaşlar kullanırsak sağlık açısından biraz riskimiz artmaktadır. Risk artıyor. Tabii. Peki maske kullanımındaki o yüzdeler okuyoruz bayağı. İşte iki taraf takarsa şöyle olur, tek taraf takarsa böyle olur. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani maskenin tabii ki karşılıklı iki tarafın da takması gerekiyor. Atıyorum. Şimdi benim takıp da sizin takmamız da çok sağlıklı değil. Çünkü iki tarafında takarsa sağlık açısından ve toplum açısından daha güvenilir olur. Bulaş riski çok tabii azalıyor ki. Değil evet, mi? İki taraf taktığında da. Peki şimdi nelere dikkat edecektik onu tekrar bir hatırlatalım. Mutlaka markanın internet sitesine girelim değil tabii. mi? Yani şimdi orada sertifikalarına bakalım. Almış olduğunuz maskenin bir internet sitesine girip araştıralım. Bunu sosyal medyadan da alsak, eczanelerden de alsak, toplum içinde bir yerden de alsak sonuçta bu sağlık açısından önemli bir şey. Şimdi gündemimizde yoğun şekilde kullandığımız için almış olduğunuz maskenin bir bakalım belgeleri neler? Bütün sertifikaları var mı? Uygunluk, diğer belgeleri var mı? Hijyen tesislerine uygun mudur? Çünkü maske laboratuvar ortamında üretilmesi gerekiyor. Yani girdiğiniz bir ortamda bir kere en önemli husus steril olmasıdır. Yani tam ultrasonik olacak o zaman tabii. Ona bakacağız yani değil mi? Yani o makineyle bağlı. Çünkü diğer elle üretilen maskeleri kesinlikle tavsiye kesinlikle etmiyorum. Kesinlikle tavsiye etmiyorsunuz. Volkan Bey çok teşekkür ediyoruz biz size. Teşekkür ederiz. Çok konuşulması gereken bir konu. Evet. İyi ki geldiniz, ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Yanınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hayat Güzeldir devam ediyor. Kalıcı makyaj uygulamasında renk tercihi nasıl yapılır? Pudralama kaş ve mikro pigmentasyon arasındaki farklılıklar nelerdir? Protez tırnak nedir? Uzman estetisyen Cemre Tahhan anlatıyor. Cilt ana rengi, ara rengi, kıl tipi, kıl rengi, bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi Hayat Güzeldir de. Hayat Güzeldir stüdyomuzda yanımızda uzman estetisyen Cemre Tahhan var. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim, sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, çok teşekkürler. Kalıcı makyaj nedir? Hemen başlayalım. Kalıcı makyaj nedir? Kalıcı makyaj teknik olarak organik boyaların tek kullanımlık aparatlarla epidermise uygulandığı tekniktir. Nerelere yapılabilir? Nerelere yapılabilir? En çok kaş, göz ve dudak uygulaması görsel olarak uygulanabilir. Ama alopesi durumunda, areola,
ve saç kıran durumunda uygulanabiliyor. Uygulanabiliyor. Yani o tip rahatsızlıklarda da kalıcı makyaj aslında kozmetikten daha çok sağlık açısından da herhalde uygulanabiliyor. Aynen öyle, değil evet. mi? Peki kaşa yapılan uygulamaları çok duyuyoruz artık. Biz bunun birkaç farklı tekniği var. Nelerden bahsedebiliriz burada? Microblading işlemlerimiz var. Pudralama kaş, powder brow deniliyor genellikle. Ve mikropigmentasyon yöntemi var. Neye göre karar veriyorsunuz kime ne yapılacağını? Neye göre karar veriyoruz? Şimdi arz talep meselesi. Açıkçası şimdi buna reklamları çok fazla olduğu için buna göre müşteri kendi tercih etmiş olarak geliyor. Fakat çok yağlı ciltlerde biz kıl tekniğine uygun görmüyoruz. Microblading olmuyor yani. Bu nedenle... Neden boyayı mı atıyor? Boyayı atmıyor. Yağlı ciltte genellikle şişme yaşanır. Pigment şişmesi olur ve görüntü olarak çok hoş olmayabilir. Bu nedenle pudralama kaşı tavsiye ediyoruz. Pudralama kaşı yağlı ciltlerde tavsiye ediyorsunuz. Evet. Peki hiç kendine uygun olmayan bir şey istediğinde size danışan kişi nasıl yönlendiriyorsunuz onu? Genellikle uygulama yapmıyoruz. Çünkü... problem yaşayabiliriz ya da sağlık problemi olabilir. Bu nedenle uygulama yapmamayı tercih ediyorsunuz. Herkese yapılır mı kalıcı makyaj? Hayır, kesinlikle. Çünkü 18 yaş altı özellikle uygulama yapılmaz. Hemofili hastalarına, şeker hastalarına, yine aynı şekilde kalp hastalarına, kalp pili olanlara doktor önerirse eğer... Doktor izniyle, doktor kontrolünde yapılabiliyor. Peki kemoterapi hastalarında? Hayır, kesinlikle yapılmıyor. Uygulanmaz. Tedavisi bittikten sonra? Tedavisi biterse tabii ki uygulanabilir. Uygulanabiliyor, yine doktor kontrolünde demek de fayda var değil mi? Peki renkleri nasıl tercih ediyorsunuz kalıcı makyajı? Renk tercihi genellikle cilt ana rengi, ara rengi, kıl tipi, kıl rengi. Bunlara dikkat ediyoruz. Kişinin doğalını aslında alıp yapıyorsunuz tabii, değil mi? En doğala yakın olması gereken. Zaten günümüzde modada da bu önemli. Doğal olan. Peki önemli. Nasıl şekil veriyorsunuz? Neye göre çiziyorsunuz? Altın, hep bir altın oran deniyor. Altın oran ama altın oran dediğimiz ölçü kıstası aslında herkesin yüzüne yakışan bir ölçü kıstası değildir. Bu nedenle genellikle yüzüne en uygun, danışanın yüzüne en uygun şekli çizerek uygulama yapıyoruz, ölçümü yapıyoruz. Evet. Peki hiç kaşı olmayan birine ne yapılıyor? Alopesiye tekrar yine kıl tekniği uygulanarak kalıcı makyaj uygulanabiliyor. Yapılabiliyor yani. Evet. Kıl tekniğiyle de yine hiç kaşı olmayan bir, yani genelde daha doldurmak gibi düşünüyoruz ya biz kıl tekniğini, boşlukları doldurmak gibi ama hiç kaşı olmasa da yapılabilir. Tabii. Yapılabilir. Peki pudralamayla mikropigmentasyon arasındaki fark nedir? İkisi, mikropigmentasyon aslında genel adı, uygulamaların genel adıdır. Fakat pudralama kaş daha çok far tekniği olarak biliniyor. Ha, far sürmüş gibi aslında. Biraz daha soft olarak oluyor. Aynen. Kıl daha gibi soft, değil. Daha makyajlı gözüküyor. Anladım. Daha makyajlı. Şimdi gözümde canlandı benim. Peki uygulamalarda bazen renk değiştirmiş kaşlar görüyoruz. Evet. Turuncular, yeşiller, maviler neden oluyor bu? Neden oluyor? Eğer işlem sırasında ciddi bir kanama yaşanırsa boya renginde farklılıklar oluşabiliyor. Kullanılan yine vitaminler aynı şekilde yaş, solaryum, güneşlenme bunlar değişikliğe neden olabiliyor. Peki kişi bu uygulamayı yaptırdıktan sonra nelere dikkat edecek? Kişi ilk 7 ve 10 gün arasında en çok dikkat etmesi gereken nokta bir kere su hiç değdirmeyecek ilk bir hafta. İlk bakımlarını, bir hafta su yok. Evet, bakımlarını yapacak. Bizim için önemli olan ilk bir ay çünkü ilk bir ayda tam oturmuş oluyor. Siz özel kremler falan mı veriyorsunuz? Belli bakımlar mı var? Evet, özel kremler var. İşlem sonrası uygulanıyor. Gün içinde uygulaması gerekiyor. Su değdirmemesi gerekiyor vesaire. Peki bir ay sonra tekrar görüyorsunuz. Orada ne yapılıyor? Boşluklar oluşmuş olabiliyor ya da çok dikkat etmemiş olabiliyor. Dikkat etmediyse o geri kalanı tamamlamış oluyoruz. Tamamlamış oluyorsunuz. Yani aslında o bir kontrol gibi bir ay sonraki değil Aynen mi? Aynen öyle evet. Bazen hiçbir işlem yapmaya da gerek kalmadı olabiliyordur herhalde. Kesinlikle. Oluyor. Şimdi gelelim dudak gençleştirmeye. Dudak gençleştirme aslında dudak renklendirme diye bildiğimiz şey. Dudak renklendirme. Neden gençleştirme diyoruz? İsmi daha süslü yani. Bir de rengini geri kazanınca... Daha canlı da değil de daha nude renkleri tercih ediyoruz. Nude renkler. Onda renge nasıl karar veriyorsunuz? Kaç tane renk var? Birçok skala var. Markasına göre değişebilir. Sınırsız aslında. Sınırsız, peki evet. Siz uzman olarak doğru boyayı nasıl seçiyorsunuz? Yani biz size danışan olarak geldiğimizde sizin doğru boyayı kullandınız. Yani genel olarak neye baksın müşteri? Özellikle örneğin... cildinde koyuluk varsa, dudaklarında morluk varsa, mor rengi belirli bir tekniğimiz var mesela. Tekniğimiz morarmış dudak için. Örneğin. Diğerlerinde yine cilt tipinin ana rengini, alt tonunu tercih ediyoruz. Onları kontrol ediyoruz. Ona göre uygulama yapıyoruz. Tabii müşterinin tercihi de çok önemli tercihi burada. Tercihi de önemli. Tabii. Peki dudak büyütür mü?
dudak büyütmez kesinlikle. Hı hı. Sadece işlem sırasında hafif bir şişme olur. Lenf sıvısı akabilir. Hı hı. Onun haricinde birkaç saat sonra şişliği iner, normale döner. Yani bu bir dolgu işlemi değildir. Peki ne kadar dayanır? Ne kadar dudak dayanır? Bir ila üç yıl arasında. Bir ila üç yıl arasında. Evet, eğer... Mikrobileğin kaça kadar dayanıyordu? O da o civarda ama yine kontrol, cilt rengi, kullanılan ilaçlar, kişinin yaşı tabii. Ama çok kalıcı bir şey yapmaktan da kaçınmalıyız değil mi? Yani örneğin, ben kaşımı bir kere yaptırayım 10 yıl, 20 yıl gitsin dediğimiz zaman o hatalı bir işlem aslında değil mi? Yok yok tabii tabii. Onun uygulanılan boya çok farklı bir boya ve epidermise değil de cildin diğer katmanlarına uygulandığı için çıkartması da ciddi manada çok zor. Lazer teknikleri uygulanıyor bu sefer. Bu da, o daha zor oluyor. Evet daha zor. Peki kaş silme yapıyor musunuz? Kaş silme uygulamıyoruz. Uygulamıyorsunuz. Yani eğer kişi size danışacaksa sildirip gelmesi gerekiyor. O yüzden doğruyu yaptırsın değil mi? Evet. Şimdi tırnak uzatma şekillerinden biraz bahsedeyim. Nedir protest tırnak? Protest ne gibi durumlarda tırnak, yapılır? Günlük hayatımızda bizi kolaylık sağlayan. Daha bakımlı olduran. Daha feminen gösteren. Bir uygulama. İşlem, aynen öyle. Peki ne kadar sürer bir protez tırnak yapımı ortalama? Maksimum işlemin uygulaması mı? Ne kadar uygulaması. Sürer? Uygulaması bir saat, bir buçuk saat. Eğer neyle art tekniklerinden bahsediyorsak iki saat. Bazen uzayabiliyor. Uzayabilir kesinlikle. Peki neden protez tırnak yaptırmalıyız? Neden? Daha feminen görüntü. Kolaylık sağlıyor. Peki tırnak yemeye faydası olur mu? Tırnak yemeye faydası ya, olur ya da ciddi manada kırılma yaşayanlar var tırnaklarda. Bunun için uygulanabilir. Bunun için jeller var, natürel jeller var. Bu uygulamalar seçilebilir, evet. Seçilebilir. Protez tırnak tırnağımıza zarar veriyor mu? Hayır, kesinlikle değil. Peki uygulama doğruysa vermiyor. Hangi durumlarda zarar verir? Yani nasıl, kime uygulatacağımızı seçeceğiz? Yani böyle bir sağlık durumuyla alakalı bir durum yok ama etkili olan bir nokta var. Tırnağımızda lunula denilen bir bölge var. Yani yarım ay şekli olarak tırnağın dibinde bulunuyor. Eğer protez jelleri lunulayı tamamıyla kapatırsa tırnak hava almıyor. Bu nedenle enfeksiyon vesaire kapma gelişebilir. Riski var. Aynen öyle. Çok milimetrik bir boşluk bırakarak işlem yapılırsa eğer herhangi bir problem yaşanmaz. Peki çeşitleri nelerdir? Nelerle tırnak uzatılır ve protez yapılır? Günümüzde polijeller uygulanıyor. Fiber işlemler var. Akrilik var galiba. Akrilik var. Peki neye göre seçiliyor? Tercih. Uzman mı seçiyor, kişi mi? Aslında uzman ve kişi arasında konuşularak seçilen bir yöntem. Tabii ki uzman da uygular ama özellikle tercih edilen jeller var ya da özellikle akrilik istiyorum diyenler var. O zaman kişiye göre yani kişinin isteğine de biraz bakılıyor, ortak karar veriliyor. Evet. Peki ne kadar kullanıyorlardı? 21 günle 1 ay arası. 21 günle 1 ay arası. Evet. Güzelmiş. Ben kalıcı hoca yaptırıyorum artık. Protez yaptırmıyorum ama benim 2 hafta. Benim biraz hızlı uzuyor o yüzden. Sadece 2 hafta sürüyor. Kalıcı makyaj dediğimizde peki mesela işte eyeliner, lip liner gibi şeyler de işin içine giriyor mu? Tabii. Onların kalıcılığı ne kadardır? Ne kadar zaman kullanabiliriz? Yine dediğim gibi 1 ila 3 yıl arasında değişiyor. Bu kullandığımız organik boyalar olduğu için vücut çabucak atma eğiliminde aslında. Evet, bu nedenle. Peki siz bir uzman estetisyen olarak böyle gördüğünüz yanlışlar neler bu tip uygulamalar arasında? Dövme boyası kullanılıyor. Özellikle boyası. Organik yerine dövme boyaları kullanılabiliyor. Bu neden zaman tercih ediliyor? Daha mı ucuz? Daha uygun. Fiyatları daha uygun. Fiyatları daha o yüzden uygun. Kullanabiliyorlar. Evet. Cemre Hanım, siz bu uygulamalardan neleri tercih ediyorsunuz, yaptırıyorsunuz? Protez tırnağı tercih ediyorum. Sürekli kullanıyorum. Hem daha feminen, güzel bir görüntüye sahip oluyorum. Daha uzun süre bakımlı kalıyor daha bir de eller, uzun süre bakımlı, evet kesinlikle. Başka neler yaptırdınız? Başka diğer yöntemleri kullandık. Neyi mesela? Polijel ve akrilik. Akrilik diğerlerine göre daha sağlam oluyor. Daha sert oluyor. O daha uzun kullanılıyor belki. Uzun kaşınızda var mı uygulama? Var. Pudralama. Ne yaptırdınız? Pudralama. Neden pudralamayı tercih ettiniz mesela? Ben daha çok makyajlı görüntüsünü sevdiğim için pudralama kaşı tercih ettim. Mikroblading daha doğaldır. Pudralama biraz daha makyaj imajımı verir aslında. Kesinlikle. Pudralama daha makyaj görüntüsünü verir. Mikroblading biraz daha herhalde doğal olanı. Evet, aynen. Çok öyle. Teşekkür ediyoruz Cemre Hanım. Size iyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Hayat güzeldir devam ediyor.
incelme uygulamaları herkese yapılır mı? Ciltteki elastikiyet kaybını önlemek mümkün müdür? Güneşle birlikte gelen cilt lekelerini nasıl giderebiliriz? Uzman estetisyen İmren Öztürk anlatıyor. Hayatım, yaşam tarzını biraz daha beslenme olarak düzenlemeye çalışarak bir şekilde koşuluk yapmaya çalışıyoruz. Şimdi hayat güzeldir de. Hayat Güzeldir stüdyomuza yanımızda uzman estetisyen İmren Öztürk var. İmren Hanım, hoş geldiniz. Tekrar hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun siz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. İncelme uygulamaları herkese yapılır mı? Yoksa işte yaş, kilo, belirli hastalıklar gibi şeyler durumu değiştirir mi? İncelme uygulamaları tabii ki herkese yapılabilir. Fakat doğru sistemle ve doğru uygulama şekliyle yapılabilir. Çünkü kişinin sağlık problemi olabilir. Kişinin yaş seviyesi buna uygun olmayabilir. O yüzden tamamen kliniklerimizde kişiyi önce analiz ettikten sonra yaş ve hayat yaşam tarzına göre özel programlar hazırlıyoruz. Farklı farklı cihazlarla yapılıyor, evet, değil mi incelme uygulamaları? Farklı cihazlarla kişiye özgü kombinleme yapıyoruz. Kişinin çünkü ihtiyacına göre kişinin değişiyor. Kişinin ihtiyacı yani olan sisteme göre ona göre bir özel bir program hazırlıyoruz. Aslında tamamen kişinin yaşam biçimi, sağlık problemleri varsa buna yönelik gibi tamamen kişiye özgü bir kişiye program uygun oluyor. Birkaç cihazı beraber kombinleyebiliyor musunuz? Evet, birden fazla cihazı kombinleyebiliyoruz ama herkes aynı cihaz uygulaması yapılmıyor. O yüzden de kişiyi analiz ettikten sonra kişinin, eğer örnek veriyorum, bayanlarda selülit problemi ya da göbekte problem olabiliyor ya da bacak bölgesinde problem oluyor. Ona göre bir yöntemi alıyoruz. Beylerde genelde sırt yağ kısımları, yani yağ simit kısımları göbekte dediğimiz oluyor ve göbek kısımları oluyor. Onları farklı özel bir program alıyoruz. Farklı özelliklerle. Peki yaş sınırı dedik. Alt yaş sınırı, üst yaş sınırı bir şey var mıdır? Yani şöyle, aslında yani yaş sınırı yok. Fakat tabii ki her yaş sınıfını makinalara almıyoruz. Diyetisyenimiz yardımıyla da eğer yaş seviyesi çok küçükse onun hayatının yaşam tarzını biraz daha beslenme olarak düzenlemeye çalışarak bir şekilde koşuluk yapmaya çalışıyoruz. Yani aslında incelme uygulaması yaptıracaksa bir kişi bunu bir bütün olarak düşünmeli tabii değil ki, mi? Tabii yani ki. Sadece cihaza girdim, koştum gittim, kısır börek makarna yedim ne olmuyor aslında? Yani siz şöyle, yol gösteriyorsunuz. Evet, biz kişiye çok fazla diyet psikolojisi uygulamıyoruz. Çünkü diyet psikolojisinde biliyorsunuz ki gramajlar var. Şunu evet, zaten yorucu. Gibi. Aslında biz şunu yapıyoruz. Kişinin tamamen yaşam ve hayat tarzını düzenlemesini sağlıyoruz. Örnek veriyorum, kişi hiçbir su alışkanlığı yoksa bunu hayata geçirmesi konusunda ona yardımcı oluyoruz. Beslenme konusunda onu ciddi seviyede bilinçlendiriyoruz. Yani aslında her şeyi yiyebiliyor. Sadece yediği saatler ve yediği öğünler ve gramajlar farklı oluyor. Peki bu uygulamalarla birlikte incelmek için spor yapmayı tavsiye ediyor musunuz? Yani bize genelde gelen danışanlarımız spor için vakit bulamayan danışanlarımız oluyor. Çünkü çalışma hayatı yoğun kişiler oluyor. Ya da spor yapıp işte kurtulamadıkları yağ kısımlarından, işte yağ simitleri mesela beylerde kolay kolay erimiyor. Ama biz cihaz yardımıyla bunları çok kısa sürede eritebiliyoruz. Eritebiliyorsunuz. Ve belirli uygulamalarda garanti vererek uyguluyoruz. Yani kişinin aslında hayat, yaşam tarzıyla, uyku düzeni dahil bunların hepsi birbiriyle bir şeyler. Peki belli bir uygulama seans sayısı var mıdır? Ya da mesela minimumu var mıdır? Bir incelme protokolü yapılacaksa 4 seans, 6 seans gibi bir şey söyleyebiliyor musunuz? Şimdi tek seanslık programlar da var. Tek seanslık programlarda genelde yurt dışı danışanlarımızı yapıyoruz. Çünkü onlar çok fazla gidip gelemedikleri için veya çok yoğun çalışanlardır diye tek seanslık uygulamalarımız var. Bunlarda özel bir program yapıyoruz. Bu programda -60 derecede ısı yardımıyla problemli bölgedeki yağ hücrelerini etkisiz hale getiriyoruz. Yani belli bir seans sayısı vardır diyemeyiz. Kişinin gene ihtiyacına göre. Kişinin ihtiyacına göre. Çünkü yine kişinin tamamen vücut yapısına göre de değişiyor. Yani tek seanslık uygulamalarımız da var. 6, 12, 18 gibi herkese göre değişiyor. Çünkü 50 kiloda danışanımız var, 140 kilo danışanımız tabii da var. O şimdiden size başvurmakta fayda var o zaman değil tabii mi? Ki. Şimdi önümüz kış ama aslında uzun seanslı bir şey yapacaksak şu an aslında başlamanın tabii zamanı. Tabii ki, kesinlikle. Peki ciltteki elastikiyet kaybını önlemek mümkün mü? Bunu nasıl başaracağız? Artık teknoloji inanılmaz ilerledi ve artık yapmış olduğumuz cihaz uygulamalarıyla ciltte inanılmaz etkiler görüyoruz. Özellikle ciltteki ince çizgiler, elastikiyet kaybından oluşan sarkmalar gibi uygulamaları tek seanslık 3D HIFU dediğimiz bir uygulamamızla tamamen bunları 10 yaşa kadar ciltte gençlik sağlayabiliyoruz. Tek seanslık bir tek şey mi bu? Tek seanslık bir uygulamadır. Bu yine aynı makinayla badem göz uygulaması, bişektomi, jamline gibi birçok uygulamayı da yapabiliyoruz. Hepsi yapılabiliyor. Hepsi yapılabiliyor. 15 dakika ile 1 saat arası uygulama seansı değişiyor. Farklı kişinin bölgeleri aynı anda uygulanabiliyor mu? Aynı anda uygulanabiliyor ve kişi öncesi ve sonrası yapıyoruz zaten. Nedir peki mantığı bu cihazın? Yani şöyle, deri altında hasar oluşturarak, deri altında
altındaki kolajen bağ dokularının çalışmasını sağlıyor. Kontrollü hasar aslında kontrollü orada hasar, yapmak. Evet, aslında doğru. İşi vücuda bırakıyor değil mi? Aynen, öyle düşünebiliriz. Yani biz dışarıdan bir müdahale ediyoruz ama aslında yine bizi yenileyen kendimiz doğru, oluyoruz. Kesinlikle. Peki sonrasında hastayı bekleyen şeyler nelerdir? Nelere dikkat edeceğiz? Yani şöyle, zaten ilk seansta hemen anında etkisini görüyor fakat 3 ay içerisinde bu etki gittikçe katlanarak artıyor. Hı. Diyoruz ki işte siz de işte gözünüze bakıyoruz. İşte buna gerçekten ihtiyacı varsa bu uygulama yapılıyor bu arada. Yani ihtiyacı olmayan birine bu uygulamayı yapmıyoruz. Tabii ki. Çünkü gerçekten güçlü bir uygulama ve kişinin gerçekten kendini çok iyi hissettiği ve hemen sonrasında akabinde sonuç almış olması da onu ciddi anlamda motive eden bir şey. Çünkü herkes istiyor şu anda. Maalesef aynen, yüzünü yukarı astırmak isteyen evet. herkes var. Evet, ameliyatsız ve cerrahi bir müdahalede olmadığı için herkesin tercih ettiği bir uygulama. Tek seansta yapılan bir şey. Peki ne kadar sürer etkisi? Yani ne zaman ortalama sonra tekrar? 2 yıl kadar etkisi devam ediyor. Ve 2 yıl kadar etkisi devam ederken de cilt eskisi gibi kolay kolay olmuyor. Olmuyor. Çünkü ciltli zaten kolajen artışı ve bağ dokusu ciddi anlamda hızlanıp güçlenmiş olduğu için kişi her gün, yani o hatta 3 ay içerisinde o cildindeki her gün o yapılanmayı hissedebiliyor. Yani her gün cildinin altında bir çalışma olduğunun, cildinin altındaki cilt yenilenme ve gerçekten hasara uğramış cildin orada iyileşme evresini her geçen gün kişi görüyor. Kendi hissediyor. Acı var mıdır? Artık belirli uygulamalarla acı eşiğini tamamen yok edebiliyoruz aslında. Lokal belki kremler falan da rahatlatılabiliyor. Kremler. Peki güneş lekelerine, cilt lekelerine neler yapıyorsunuz? Yani cilt lekelerinde son zamanlarda favorimiz Scarlett ve altın iğne uygulamalarımız. Hı hı. Özellikle bu uygulamalar lekelerde çok ciddi anlamda etki sağlıyor ve hem ciltte lekelerden kişiyi kurtarırken hem de ciltte gerçekten ince çizgileri de tamamen açan bir uygulama. Bu tip uygulamalar yaptığımızda hem cildi gençleştirip hem de lekeden kurtulabiliriz diyebilir miyiz? Doğru. Yine aslında kişiye göre karar veriyorsunuz yani cihaza. Yani kişiye göre ama ortalama 3 seansta bu sonucu alıyoruz ve hani gerçekten cilt böyle bebek gibi pürüzsüz bir şekilde olabiliyor. Olabiliyor. Sadece doğum lekelerinden kaynaklanan eğer lekeler varsa bunlar da biraz daha fazla sürebiliyor bu durum. Biraz daha inatçı olabiliyor evet, yani evet, doğum doğru. lekeleri ama güneş lekelerinde normal lekelerde çeşitli lazerli cihazlarla uygulamalar yapılıyor. Hatta izlerle örnek veriyorum bir kaza geçirmiştir, izi vardır, dikiş izi, doğum çatlakları gibi birçok tedavi de aslında bu uygulamayla yapabiliyoruz. Yapabiliyorsunuz. Peki şu an doğru bir zaman mı bunun için? Hani mevsim açısından? Şu anda kesinlikle doğru bir zaman çünkü artık yaz güneşleri bitti ve kışa doğru giriyoruz. Zaten yaz kışta yani bu uygulama yazın yapılmıyor fakat kişinin her zaman yaz kış dahi güneş koruyucu kullanmasını öneriyoruz. Kesinlikle onu hep söylüyoruz. Çünkü her daim cildimizin güneşten korunması gerekiyor. Ama bu uygulamanın şu anda tam mevsimi yani şu süreçte başladığında kişi ilk seansı itibariyle zaten %50'ye yakın etkisini cildinde görüyor olacak. Ve 3 seanslık bir tedavide de cilt zaten istediği sonucu görmüş olacak. Görmüş ve kaç seans uygulanıyor? Gerekiyor. Ortalama maksimum 3 seans uygulanıyor bizim sistemimizde. 21 günde bir ay arası değişebiliyor. Hı hı. Tamamen kişinin dediğim gibi güneş lekelerinden kaynaklanan bir şeyse bu şekilde. Ama doğum ya da farklı izlerden kaynaklanan bir şeyse onu daha kişinin görmemiz gerekiyor. Gördükten sonra. Aynı zamanda gençleştiren de bir şeydir. Ben uyguladığım için bilirim. 2 senede bir de çok severek yaptırdım. Evet. 3 seans alıyorum hatta ben de. Hatta seansın arasında böyle PRP ya da mezoterapi evet. uygulamalarıyla güçlendirildiği zaman da çok daha uzun inanılmaz. Bile dayanabiliyor. Evet. Benim de hep etrafımdaki arkadaşlarım hani en çok ne önerirsin dediklerinde söylediğim uygulamalardan biri bu da benim. Bakımlı bir cilt için ne yapmalıyız? Cildimizi temiz tutmamız en önemli şey. Çünkü cilt ne kadar temizse uyguladığımız kremlerin etkisi de ciltte artar. Yapmış olduğumuz makyaj dahi daha iyi gözükmesini sağlar. Çünkü cilt temizlenmezse oksijen alamaz ve cilt yenilenemez. Ve cilde uyguladığımız her şeyin geçişini engellemiş oluruz kirli bir ciltte. O yüzden kesinlikle kliniklere profesyonel yardım alarak ciltlerini düzenli olarak ayda bir, iki ayda bir olmak üzere kişinin yine cilt problemine kendi bütçemize göre, de uygun bir şekilde. Bütçemize de uygun bir şekilde cilt temizliklerini yaptırmalarını öneriyoruz. Ama profesyonel temizlik önemli. Tabii ki profesyonel temizlik. Yani duşta kişiler kendi ciltleriyle çok fazla oynamamalılar. Çünkü bazen geliyor danışanlarımız. İşte diyor ki, biz diyor cildimize diyor hani böyle böyle yaptık iz kaldı. Diyorum ki yani sizin yapmamanız gerekiyor. Çünkü siz oradaki bir siyah noktayı belki duş buhar altını yumuşayıp temizlediğinizi düşünürken aslında orada cildinize zarar veriyorsunuz. Ya da daha alta itiyorsunuz ya da kılcal damar çatlatıyorsunuz aynen. değil mi? Yani farklı sorunlar oluşturuyorlar ve farklı bir tedavi uygulamak zorunda kalıyoruz. Halbuki düzenli bir şekilde uzman eşliğinde
öncesinde bir yardım almış ve uzman eşliğinde yine bir cildine uygun ürünleri kullanmış olsalar cilt çok daha sağlıklı çok gözüküyor. Çok daha sağlıklı olacak. Peki siz bu tip eğitimler de veriyor musunuz kendiniz? Şöyle ben çok uzun süredir, 19 yıldır bu sektördeyim ve ciddi eğitimler yurt içi yurt dışı almış biriyim. En yakın zamanda bunu tamamen şu anda veriyoruz tabii ki kişiye özel ama bunu daha büyük bir şekilde inşallah çok yakın bir zamanda veriyor olacağız. Eğitim vermeye de başlayacaksınız. Açarak bunu da başlatıyor olacağız. Peki ergenlik döneminde akne çoğu gençte büyük bir problem. Akne için ne yapılması gerekiyor? Siz ne tavsiye ediyorsunuz? Şimdi ergenlik döneminde hani söylüyorlar işte bu kadar küçük yaşta işte bakım ya da bir şey yapılmamalı. Aksine o kadar küçük yaşta buna önlem alınmalı. Çünkü eğer ergenlik döneminde akne ve işte sivilce tarzı problemlere yönelik olan uygulamalar yapılmazsa kişinin belirli bir yaşta cildinde ciddi anlamda izler, derin derin yaralar ya da bundan kaynaklı psikolojik problemler yaşayabilirler. O yüzden ergenlik döneminde aslında müdahale lazım. Edilmesi gerekiyor. Yine ergenlik döneminde oldukları için ciltleri gördükten sonra kişinin problemine göre bir doktorla birlikte bakımına karar veriyoruz. Önce bir doktor kontrolü değil mi? Hormonal bir şey midir? Hani karaciğerde mi bir şey vardır? Tabii buna ki doktor kontrolünde olmak zorunda. Çünkü ergenlik dönemi zaten tam olarak gelişmiş olmadığı için ciltte birçok problem olabilir. O yüzden de doktor eşliğinde birlikte programlarını hazırlıyoruz. Sizin gibi uzmanlarla doktorlar beraber çalışarak ergenlik döneminde de akneye müdahale edilmeli tabii diyorsunuz. Ki, kesinlikle. İmren Hanım çok teşekkür ediyoruz. Size iyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Hayat Güzeldir devam ediyor. Dijital gülüş tasarımı nedir? Dijital gülüş tasarımı nasıl yapılır? Pembe estetiğin gülüş tasarımındaki önemi nedir? Diş hekimi Özlemin Eriçyel anlatıyor. Kombine tedavi dediğimiz ortodontiyi de devreye sokabilir. O zaman tedavi süresi uzuyor. Şimdi Hayat Güzeldir de. Hayat Güzeldir stüdyomuzda yanımızda diş hekimi Özlemin Eriçyel var. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok mersi. Dijital gülüş tasarımı nedir? Hemen onunla başlayalım. Dijital gülüş tasarımı, kişi güldüğü zaman diş etlerindeki ve diş etlerindeki şekil bozuklukları ve görüntüsünden rahatsızsa bunun nasıl düzeltilebileceğinin dijital ortamda bir planlanma işidir. Yani aslında gülüşümüzden memnun değilsek sizin gibi kıymetli diş hekimlerine gelip nasıl bir gülüş yapılabileceğini dijital ortamda görebiliyoruz değil aynen mi? Bunu öyle. Deneyimliyoruz. Yani işin bitmiş halini görebiliyoruz. Aynen öyle. Nasıl bir işlemdir peki? Nasıl yapılır? Bunu ilk önce hasta kliniğimize başvuruyor. Biz hastanın alt ve üst ölçü modellerini elde ediyoruz. Daha sonra hastanın bir dijital profesyonel bir fotoğraf makinesiyle profil fotoğraflarını çekiyoruz. Daha sonra kliniğimizde bunun için uygun programlarımız, bilgisayar programlarımız mevcut. Hastadan aldığımız modeller ve profil fotoğraflarını bu görüntüde meç ederek en uygun şekilde hastaya en uygun diş formunu seçiyoruz ve bir model oluşturuyoruz. Bu modeli daha sonra kliniğimizde hasta ağzına uygulayarak hasta tedaviye başlamadan önce bitmiş halini biz hastanın ağzında görüyoruz. Bu muazzam bir şey aslında değil mi? Kesinlikle. Yani çünkü gülüş çok önemli. Ağzımızdaki dişlerin sağlığı kadar görüntüsü de çok önemli. En tabii önemli ki. Şey diyebilirim. Peki nedir doğru gülüşün sırrı aslında? Doğru gülüş aslında şu. Kişi güldüğü zaman kendini güzel hissediyorsa, aynaya baktığı zaman çok mutluysa bu görüntü tamam diyoruz. Yani mesela her diş herkese olmayabiliyor. Kesinlikle. Herkesin beklentisi farklı. O anlamda yüzün konumu da çok önemli. Dudakların pozisyonu da çok önemli. Hasta eğer kendine baktığı zaman çok güzel dişlerim var mı? Ben çok güzel gülüyorum. O özgüveni kendinde hissediyorsa en doğru gülüş o gülüş oluyor. O gülüştür. Yani şunun ağzı ve dişi çok güzel, onun gülüşü çok güzel demek doğru bir şey değil. Bu hayır, tamamen kişiye özel hayır, bir şey değil mi aslında? Kesinlikle değil, kesinlikle değil. Peki neler olabiliyor dijital diş uygulaması? Yani dijital diş tasarımı yapıldıktan sonra hangi işlemleri uygulanabiliyor? Biz hastaya uygun modeli belirledikten sonra artık işleme başlamış oluyoruz. Hastanın işte hangi uygulama yapılacaksa, lamine mi yapılacak, işte full kronlar mı yapılacak, hangi uygulama yapılacaksa ona göre hastayı o seansta işleme alıyoruz. İşlemlerin hepsi lokal anestezi altında yapılıyor. Çok kısa bir sürede diş kesimini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra hastaya geçici uygulayarak kliniğimizden göndermiş oluyoruz. Ben de lamine yaptırdığım için dişimi çok iyi biliyorum. Çok böyle milimetrik şeyler çok fark yaratabiliyor değil kesinlikle. Mi? Yani hani diş deyip, ağız deyip, gülüş deyip geçmemek lazım. Çok ince çalışıyorsunuz evet, aslında. Evet, evet. Yani laminede şöyle bir özellik var. Zaten onu en özel kılan da şey, bazı vakalarda hiç diş kesimi yapmıyoruz. Benim hiç diş kesilmedi mesela. Evet, prepless dediğimiz uygulama. Yani dişin üzerine direkt incecik lamineler yerleştiriliyor. Hiçbir diş kesimi yapılmıyor. Böyle ki dişinize hiçbir şekilde zarar da vermemiş oluyoruz ve görüntü bir anda değişiyor.
Peki tedavi süresi nedir mesela bir gülüş tasarımı yapıldığında? Tabii ki uygulamaya göre değişir ama. Aynen öyle. En basit ve en zor vaka olarak değerlendirirsek, mesela çok basit, sizin gibi hiçbir diş kesimi yapılmayacaksa, hastaya sadece prepless uygulaması yapılacaksa, biz ortalama minimum 3 ile 7 gün içerisinde bunu bitirebiliyoruz. Evet, benim öyle oldu. 4. ya da 5. günde gelmişti, hazırlandı ve yapıldı. Aynen o şekilde. Ama bazı hastalarda mesela diş eksikliği olabiliyor ya da aşırı çarpışıklık vakaları olabiliyor. O zaman implantlar falan da mı devreye giriyor? İmplant girebiliyor. Kombine tedavi dediğimiz ortodontiyi de devreye sokabiliyoruz. O zaman tedavi süresi uzuyor. Uzayabiliyor. Hı-hı. Peki bir gülüş tasarımı yaptıran hasta sonrasında nelere dikkat edecek? İşte bu en önemli şey aslında. Yani biz size süper dişleri takıyoruz ağzınıza ve siz klinikten çıktıktan sonra eğer hiçbir şeye dikkat etmiyorsanız maalesef sonuçlar, geri dönüşler olumsuz oluyor. En önemli şey hijyen. Normal kişisel hijyenimize ne kadar dikkat ediyorsak ağız hijyeni o anlamda çok önemli. Çünkü artık ağzımızda yabancı malzemeler var. Kesinlikle. Evet, çok inceler ama porselenler var. Düzenli diş fırçalamak, diş ipi kullanımı, hatta gerekirse ağız şalkalama sularıyla takviye edilmesi gerekiyor. Ve benim hastalarımdan istediğim en önemli şey 6 ayda bir, yani kliniğimize bir uğrayın. Hı hı. Ne olmuş, ne bitmiş, değişen bir şey var mı, hafif bir diş eti çekilmesi, hafif bir çürük başlangıcı, bunlara ne kadar erken müdahale edersek o anlamda o kadar iyi. O kadar iyi. Bir de çok önemli bir şey var, onu da belirtmek istiyorum. Yediklerimize çok dikkat edeceğiz. Hı hı. Ne gibi? Mesela? Kendi dişinize zarar verebilecek her şey laminelerinize de zarar verir. Hı-hı. Estetik kronlarınıza da zarar verir. Bu nedir? İşte atıyorum, kabuklu bir şey dişinizle kırmayın. Anlatabiliyor muyum? Bir antep fıstığını ön dişlerinizle ayırmayın. Yani bunun gibi kendi dişinize zarar verebilecek her şey bizim sizlere uyguladığımız estetik kronlara da zarar verir. İşte su kapağı açılır bazen ağızla falan, değil mi? Bunlar hani kendi dişimize zarar verdiği gibi ağzımızdaki diğer yabancı uygulamalara da zarar veriyor kesinlikle. Peki gülüş tasarımı bir kişiye neler katar? Bence en önemli şey özgüven. Çok, hı hı, ciddi anlamda bir özgüven. Sizin dediğiniz gibi çok hafif, küçücük uygulamalarda bile bir anda kişi değişebiliyor. Bir anda gülüşü değişiyor. Biz bile bazen vav ne oldu diyoruz. Muhteşem bir kişiyi gençleştirmeye kadar gidiyor, değil kesinlikle mi? Yanılmıyorum. Ya benim mesela o anlamda çok çok özel bir anım vardır. Çok sevdiğim bir hasta. Yaklaşık 35 yaşlarında bir kadın hasta. Tedavi bittiği zaman bana dedi ki artık elimi ağzıma götürmüyorum. Gülerken, değil mi? Bir böyle yapmak ve hep vardır. Hiç o yaşına kadar doğru düz ruj sürmemiş bir hastadan bahsediyoruz. Yani bir kadın için ruj sürmüyor. Yani çünkü ben ruj sürdüğüm zaman dişlerim çok daha fazla ön plana çıkıyor ve bu görüntüden çok mutsuzum dedi. Şu anda doya doya gülebiliyorum ve doya doya ruj sürebiliyorum. Bu bence bir insana kazandırdığımız en güzel şey. En güzel şey özgüven. Peki dijital gülüş tasarımı ve böyle yabancı uygulamalar kimlere yapılabilir, kimlere yapılamaz? Belli bir kriter var mı? Yaş Yaşta şöyle bir şey, büyüme gelişimini tamamlamış. Her bireye 18 diyebilir miyiz o zaman? Aynen öyle, 18 diyebiliriz. Büyüme gelişimini tamamlamış, kendi gülüşünden memnun olmayan her hastaya rahatlıkla uygulanabilir. O yüzden belli bir sınırlandırma yok herhalde. Hayır. Kronik hastalıkları olursa o da uygulamaya göre değişiyor. O da uygulamaya göre, hastanın sahip olduğu kronik hastalıklara göre değişebilir. Ama genel olarak herkese rahatlıkla yapılıyor. Pembe estetik nedir? Pembe estetik şu, kişi güldüğü zaman diş etlerinde aşırı bir şekil bozukluğu varsa, çok diş etleri çok fazla gözüküyorsa, bunu yaptığımız uygulamayı biz pembe estetik diyoruz. Aslında diş eti estetiği diyebiliriz, değil mi? Diş eti damak gibi düşünebiliriz. Neler yapılabiliyor pembe estetikte? Şimdi şöyle bir şey var, orada kişi güldüğü zaman bazı hastalarda çok belirgin bir şekilde diş etleri çok fazla gözükür. Hı-hı. Bu gözükme nedeni ne? Hasta güldüğü zaman dudak kasları çok aktif çalıştığı için mi çok fazla gözüküyor, yoksa hastanın dişleri çok kısa olduğu için mi çok gözüküyor? Bu iki uygulama biraz farklılık arz ediyor ama buna müdahale etmek bizim için artık çok kolay. Dudağa da müdahale ediyor musunuz öyle durumlarda? Ne yardımıyla? Botoks falan mıdır? Botoks da yapılıyor. Botoks da şöyle bir şey var. Hasta mesela herhangi bir güldüğü zaman aşırı derecede diş etleri gözüküyor ama dişlerin boyutları gayet iyi. Yani dişlerinin boyutunu uzatmayacağız. Hı-hı. Peki biz ne yapacağız? Dudağa çok fazla hareket ettiren kaslara müdahale ediyoruz. Hı. Ya cerrahi olarak müdahale ediyoruz, kalıcı bir çözüm, ya da hasta cerrahi istemiyorsa o zaman botoks uygulaması yaparak ortalama 4-5 ay süren üst dudak kasının fazla aktif çalışmasını engellemiş oluyoruz. Engellemiş oluyorsunuz. Peki pembe estetikte diş etlerine yapılabilen cerrahi uygulamalar neler? Cerrahi uygulama şu şekilde, biz orada küçük küçük kesiler meydana getiriyoruz. Mesela hastanın dişleri çok kısa ve diş eti çok fazla gözüküyor. Çok basit, çok kısa bir işlemde, lokal anestezi altında elektrocerrahi ya da lazer yardımıyla çok minimum kesiler yaparak hastaya gönderebiliyoruz. Diş eti kesiliyor deyince biraz ürkütücü geliyor insana. Ama bunlar çok minimal uygulamalar diyorsunuz. Çok minimal uygulama. Nasıl yapılıyor? Lazerle mi? Evet, lazerle ya da elektrocerrahi işlemlerle yapılıyor. Yani
çalışan kesim için şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Öğle arası gelip bu işlemi yaptırıp işe tekrar geri dönebiliyor. Hı hı. Sıfır ağrı, kanamalı bir ortam oluşturmuyor, ödem yok. Yani hasta sosyal yaşantısını işlem sonrası hemen devam edebiliyor. Hemen devam edebiliyor. Hı. Peki hem diş etine bir cerrahi müdahale yapıldıysa hem de üzerine lamine falan yapılabiliyor mu? Yani bu ikisi kombinlenebiliyor mu? Tabii ki. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela biz ilk önce şey yapıyorduk. Estetik uygulamalarda sadece dişlere müdahale ediyorduk. Bir hastaya baktığımız zaman evet biz dişleri çok güzel yaptık ama hala hoşa gelmeyen bir şeyler var. Görüntüde bir bozukluk var. İşte o zaman diş etini uygulama aşamasına geçiyoruz. Gerçekten diş etiyle kombine bir şekilde tedavi yapıldığı zaman hasta mükemmel bir sonuç elde ediyor. Mükemmel bir sonuç elde ediyor ve aslında korkulacak uygulamalar değil kesinlikle bunlar. Kesinlikle değil. Yani çok rahat olsun hastalar. Peki gülüş tasarımında dijital teknoloji ne kadar önemlidir? Nerede duruyor şu an? Şimdi şöyle bir şey. Bizim için şu anda en önemli şey ne? Zaman. Zaman çok önemli. Doğru. Çünkü her yere yetişmeye çalışıyoruz. Özellikle İstanbul'da yaşayan insanlar için konuşuyorum. Bu uygulamanın bize kazandırdığı en önemli şey çok kısa sürede tedaviyi bitiriyoruz. Doğru. Yani artık işte eskisi gibi alçı dökmeler, model hazırlamalar, provalar falan böyle bir şey değil. Her şey dijital ortamda gerçekleştirdiği için sıfır hatayla hastanın bir sonraki seansında dişleri hazır, takımı hazır bir şekilde geliyor. Biz ne yapıyoruz? Eskiden 2 hafta süren tedavi biz şu anda 4-5 gün içerisinde bitirebiliyoruz. Yani zaman bence asla yani geri kazanılmayacak bir şey değil mi? Bir durum ve çok önemli. O yüzden hele ki yoğun çalışan biri ise ya da bizim gibi ekran önündeyse evet. falan dijital gülüş tasarımı çok önemli oluyor. Kesinlikle. Peki nasıl geliyor hastalar size? Yani ne çok hangi şikayetlerle genelde geliyorlar? Genelde şöyle oluyor. Ben rahat gülemiyorum. Hmm. Ben aynaya baktığım zaman kendimi güzel görmek istiyorum. Genelde bu şikayetle geliyorlar. Normalde kadın hasta popülasyonu bu oranda birazcık daha yüksek. Gülüşünden rahatsız olan herkes gönül rahatlığıyla bu işlemi yaptırabilir. Herhangi bir eksik gören ya da mutlu olmayan herkes dijital gülüş tasarımına başvurabilir. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Size ben iyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Hayat Güzeldir devam ediyor. Tedaviye cevap vermeyen yüksek tansiyon sorunu nasıl çözülebilir? Gaz, şişkinlik, hazımsızlık tanısı nasıl konulur? Nasıl tedavi edilir? Vücuttaki yaygın ödemin sebepleri nelerdir? Kardiyoloji uzmanı Dr. Hamit Çelik anlatıyor. Bu hastalar genelde rahattır. En fazla 120-130'a çıkar ve ritim bozukluğu şeklindedir. Şimdi Hayat Güzeldir de. Hayat Güzeldir stüdyomuzda yanımızda kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok mersi. Tedaviye cevap vermeyen yüksek tansiyon sebepleri evet. nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Evet. Şimdi tansiyon genelde toplum yarısında zaten var özellikle 50 yaş üstünde herkeste vardır. Çoğu kişide dahiliye ve kardiyoloji polikliniğe giden hastaların. Zaten tansiyon tedavisi kolaydır. Hı hı. Ama sıkıntı olan zor olan yani ilaç tedavi kullanmasına edilemeyen. Evet hmm. ilaç kullanmasına rağmen tansiyonu 15-16'nın altında düşmeyen hastalar. Neden olur böyle bir şey? Yani neden ilaca cevap vermez? Şimdi bu hastalar iki gruba ayrılıyor. Bir grup hasta der ki hocam ortalama tansiyonum 17-18. İlaç kullanıyorum. Ona rağmen 15-16'ya düşüyor. Değişik tedaviler alıyorum, değişik ilaçlar kullanıyorum ama 15-16'nın altına düşmüyor. Hı. Yine yüksek yine, aslında. Evet yüksek. Yine yani hani 15-16'da dursa iyi. Hı hı. Ama bazen oluyor ki 18-19-20-22 ile acile gidiyorum. Bu grup hastada şu şekilde iki nedeni vardır. Bir, bu hastaların stres hormon reseptör duyarlılığı düşüktür. Hı. Yani ne diyoruz ona eşik değeri düşüktür. Hı hı. Normalde hepimizde tansiyon hücrelerinin, reseptörlerin devreye tabii. gireceği bir düzey vardır. Hı hı. Onlar biz, o düzeye ulaşıp onun üstüne çıktığı zaman tansiyon bizde oluşur. Ama o hastalarda o eşik değeri bizim seviyemiz değil de seviyemizin altındadır. Hı hı. Eğer o hormona yani o stres hormonunu yükselten ya da o reseptöre spesifik bir ilaç vermediğin sürece vereceğin ilaçların hiçbir faydası olmaz. Nasıl anlayacağız peki bunu? Mesela işte hastanın bütün tahlilleri yapılır. Böbrekleri temiz, kalbi temiz, damarları temiz ve hasta yani doktora gittiği zaman işte gel hocam gittim, kaç yere gittim, bütün tetkiklerim yapıldı, kalp anjiyosu da oldum, her şey temiz. Ama şu tansiyonu bir türlü 15-16'nın altında düşüremedim. Yani 11-12-13 nasıl bir tansiyondur bilmiyorum. Örnek verirsem 57 yaşında bir bayan hasta, 15 yıldır yüksek tansiyon hastası ve en düşük tansiyon 15 olduğunu söylüyor.
O hastada yapılan incelemeler sonucunda işte damarında bu reseptör eşik değerinin düşük olduğunu tespit edildi. Daha sonra ona spesifik ilaç verildi. Ona spesifik ilaç verdikten sonra o hasta yalnız ama spesifik ilaç verirken şimdi bu reseptörler vücutta hem beyinde var hem de perifer dediğimiz dokularda var. Periferdeki damarlarda hem de beyindeki özellikle karotis ve beyne doğru giden damarlarda var. Sadece periferik etkili ilaç verir isen tansiyonu düşüremezsin. Düşer nasıl düşer? 14, 13 ya da 15 o civarda durur. Hem beyinden hem de periferi etkili ilaç ikisini beraber verdiğin zaman işte o zaman tansiyonu 11-12'lere düşer. Ve o hastaya o ilaç verildikten sonra hastayı işte takip edildiğinde şuydu en son. Hocam şu anda tansiyonum 8-9'lara düştü. İki ilaçla bir sabah bir akşam 8-9'lara ilk defa tansiyonumu yükseltmek için tuzlu ayran içiyorum. Spesifik araştırıp spesifik ilaç vermek zorundasın. Aksi yani, takdirde düşüremezsin. Klasik tansiyon tedavisine cevap vermeyen kişilerde başka şeylere bakılmak şart değil mi? Aynen bundan öyle. Başka neye bakılır mesela? Bir de mesela bazı hastalar var. O hastalar da ilaç kullansın kullanmasın fayda etmez tansiyon ilacı. Hiç faydası yoktur. Yani hocam ilaç kullansam da fayda etmez. Bazen tansiyon ilaçları kullanıyorum ki öyle tansiyonumu yükseltiyor. Tansiyon düşürmeye verilen ilaçlar ama tansiyon daha da yükseltiyor. Bu hastalar da 16-17 tansiyonla gezen hastalardır. Onlar da 12-13 nedir bilmezler. Bu hastalar yaptığımız araştırmalar sonucunda özellikle böbrek üstü bezlerinde ve böbreklerde salınan hormonlar var. O hormonlara bakılması gerekiyor. O hormonlara spesifik ilaç verilmesi gerekiyor ki 63 yaşında yine bir bayan hasta 10-15 yıldır yine yüksek tansiyonla yani yaşayan bir hasta. Ortalama 17-18, 2 günde bir acile giden bir hasta. Bu hastaya da aynı şekilde araştırdığımızda böbrek üstü bezlerinde hormon salgılıyor ve aynı zamanda böbreğin kendisinde de salınan bir hormon var. O hormonların ikisinin yüksek olması o tansiyona neden oluyordu. Eğer o hormonu düşürecek ilaç verdiğin takdirde yani onu kesecek ilaç verdiğin takdirde zaten tansiyon otomatikman düşer. Normalde diğer ilaçların düşüyor hiçbiri yani. Fayda etmez. En fazla diğer ilaçlar 1-2 birim düşürür. Fazla etki etmez. Bazen de tam tersi etki yapar. O zaman stres hormonu ve böbrek üstündeki evet. hormonlara yine, bakacağım. Yine bir sekonder hipertansiyon dediğimiz bir hasta var. Bir hastada örnek vermek istiyorum. Bu hasta 2 yıl içerisinde tansiyonu 17-18'lere çıkıyor ama genelde 2 yıl öncesine kadar tansiyon normal bir hasta. Daha sonra tansiyon 18-20'lere çıkıyor. İfadesi şu şekil. Hocam karnımda başlayan bir sıkışma hissiyle beraberinde bir terleme, bir halsizlik, bir yorgunluk. Sonra bir tansiyonu ölçüyoruz. 18-19. 2 günde bir acile giden bir hasta. Artık onu incelediğimizde eşi şunu diyordu. Yani hocam bu yani artık bıktık acile gitmekten. Tabii. Bakın tedavide değil acile gitmekten bıktık. Yani artık ameliyat mı neyse şu çaresini yapalım. Bulun. Sonra bu hasta incelediğimizde böbrek damarı tıkalı. %90. Böbrek damarı açıldı. İlaç verdik. Tansiyon 18'lerde 14-15'lere düştü. Daha da düşmedi. Tekrar kontrola geldiklerinde bir daha inceleme yaptık. Bu sefer kalp damarlarında da tıkanıklık tespit ettik. O damarları da açtık. Ondan sonra teyzemizin tansiyonu 11-12 ve bütün tansiyon ilaçlarını düştü. Bir kenara bıraktı. Yani aslında tansiyon dediğimizde klasik tedaviye cevap vermiyorsa başka mutlaka yerlere evet. bakmakta fayda gerekiyor. Var. Aynen. Peki, bir de tansiyon hastaları şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Tuzdan uzak duracaklar. Tuzdan uzak duracaklar. Evet, turşudan, tuzdan. Yani aynen, ona zaten... Onu biliyorlardır gerekiyor. Diye düşünüyorum. Tedaviye cevap vermeyen, yani yine klasik tedaviye cevap vermeyen çarpıntıda neler yapılabilir? Şimdi bu çarpıntı, tedaviye cevap vermeyen çarpıntı nasıldır? Ya normalde kalbimiz ortalama hızı bir dakikada 60 ile 80'dir. Yani 60, 65, 70, 80 fiziksel aktiviteye göre 100'e kadar çıkabilir. Çıkabilir. Bu çarpıntı olarak bazen hissedilir ama bu bir ritim bozukluğu değildir. Bu hepimizde olan günlük yaşamda olabilecek durumlardır. Ama bazı hastalarda ifadeleri şu şekildedir. İşte hocam ayda 2 defa, 3 defa birden kalbim tık 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 atıyor. Ondan sonra elim ayağım kesiliyor. Ölecekmiş gibi hissediyorum. Bir terleme başlıyor. Bir korku, bir anksiyete sarıyor.
ve kalbim ağzında çıkacakmış gibi, yerinde fırlayacakmış gibi ifadeler kullanır. Ve bu hastalarda nabzı ölçüldüğü zaman 180-200'e kadar kalp hızını çıktığını görürüz. Evet, bu yaklaşık bazılarınki 10 dakika sürer, bazıların 1 saat, bazıları işte acile gider, acilde ilaç yapılır, ondan sonra normale döner. Bunun nedeni şudur. Şimdi 60 yaş üzerinde bu durum olursa genelde kapaklara veya tansiyona bağlıdır. Bu hastalar genelde rahattır. En fazla 120-130'a çıkar ve ritim bozukluğu şeklindedir. Bunlarda bir de hani 180-200'e çıktığı zaman kalp atımları düzenli değildir, düzensizdir. Hmm. Dolayısıyla bunlara ritim bozukluğu deriz. Hı hı. Hani normal kişilerde görülen çarpıntıdan nabızları düzenlidir. Ha. Ona taşikardi diyoruz. Bu hastaların şudur, yani bütün hepimizde kalbimizin üzerinde küçük küçük jeneratörler var, hı hı. milyarlarca. Hı hı. Bu jeneratörlerin amacı şudur, kalbin bir trafosu vardır. Bu trafoda elektrikte bir sıkıntı olduğu zaman, yani sinirde, iletimde bir sıkıntı olduğu zaman bu jeneratörler devreye girer ki kalp kendi kendine çalıştırsın, durmasın. Şimdi bu jeneratörlerin hepimizde bir eşik değeri vardır. O eşik değerinin üstüne çıktığı zaman devreye girerler. Ancak bu hastalarımız hem eşik değeri düşük, bir de şunu söyleyeyim, o jeneratörler ne zaman, yani şurada durun, şurada şu stüdyoda düşünelim, elektrikler kesildiği zaman ne yaparız? Jeneratörü yakarız, evet. değil mi? Devreye sokarız ki evet. aydınlanma sağlansın. Kalp de öyle. İletim bozuldu, o jeneratör devreye girer, kalp kendine çalıştırır. İşte çarpıntısı olan atak şeklinde çarpıntı atakları gelen hastalarımızda sıkıntı şudur. Trafoda elektrik çıkıyor, aynı zamanda jeneratör de çalışıyor. Yani elektrik var, biz jeneratörü de çalıştırıyoruz. Ha, fazla bir yüklenme oluyor gibi. Dolayısıyla aydınlanma aslında. Daha da artıyor. Yani 80-90 kendi trafosu çıkarıyor, 80-90 da şey çıkarıyor, oh. jeneratör. Nabız birden 170-200'lere kadar çıkıyor. Tabii. Bu hastalarımızın sebebi işte şudur. Eşik değerlerin, o jeneratörlerin çalışma değeri çok düşük. Hemen uyarılıyor. Hmm. Bir kahve içmeyle de olabilir, bir gülmekle de olabilir. Yol yürürken de olabilir, otururken de olabilir, uykuda da olabilir. Tabii, doğru. Eşik değerleri bunların düşüktür. Hı hı. Bunların yapılacak şudur. İlk bunlarda şunu veriyoruz. İlaç tedavisi. İlaç tedavisiyle diyoruz ki, bugüne kadar ilaç almadan kaç defa oldu? Bir defa oldu. Bu ilacı kullan bakalım. İlaç kullandı, ona rağmen 2 ayda bir oluyorsa ilaç tedavisinin dozunu yükseltiriz. Hı hı. Ve sonra hastaya sorarız. İlaç kullanmana rağmen... Devam ediyor mu yani? Evet, ilaç kullanmana rağmen 1 yıl içerisinde kaç defa oluyor? Hı. 1 veya 2 oluyorsa sen ilaç kullanmaya devam et. Sıkıntı olmaz. Hı hı. Ama 3 ve daha fazla oluyorsa o zaman diyoruz ki o jeneratörü Anjou sistemiyle gidip o jeneratörü yakacağız. Yani damardan giriyoruz, jeneratörün üstüne gidiyoruz, onu elektrikle yakıyoruz. Onların işlevini buna ablasyon, bitirmek. Ablasyon işlemi Anladım. Diyoruz. Ama tabii ablasyonun riskleri vardır. Riskleri şudur, bazen o jeneratör ana sinir, ana hatta yakın olursa ana hatta da yakarız, kalıcı pile gider. Hmm. Bu durumda korkan ve şey olan çekinenler hastalar var, yaptırmak vardır. Çekinenler var, yaptırmak istemeyenler. İşte o hastalarda daha yüksek doz ilaçlar veriyoruz. Ki en son Antalya'da gelen bir hasta vardı. 15 günde bir hata oluyordu. Ablasyon denildi. Ablasyona girdi. Jeneratör çok kritik bir bölgede olduğu için Yapılamadı. Dokunmadılar. Aa. Daha sonra bu hastaya Kafkas bölgelerinde bir sırf ritme spesifik bir bitki getirdik. Ona başladık. Şu anda o hastayı takip ediyoruz. İşte yılda 2 atağa düştü. Yani 15 günde bir atak oluyordu. Şimdi Bayağı yılda azalmış. En son kontrolümüzde öyle dedi. Yani hocam bir yıldır iki kez hatam oldu. Bayağı, Bayağı fayda gördü. Peki gaz, şişkinlik ve azımsızlık. Evet. Bunları nasıl ayırt edeceğiz, evet. nasıl anlayacağız? Toplumun ortak sorunu. Hepimizin aynı. Evet. Şimdi bunlar 4 grup hastadır. Bir grup şudur. Hocam 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl önce bir de işte karnında şiş var. 9 aylık hamile gibi şişiyorum. Ya da yemek yedikten sonra şiş oluyor. Açken var ama yemekten sonra çok oluyor. Bunun nedeni şu. Her kaç yıldır var ise o ilk başlangıçta ya bir besin zehirlenmesi geçirmiştir ya bir bağırsak enfeksiyonu geçirmiştir. Buna bağlı olarak bağırsaklarında kalan bir toksin ya da bağırsak reseptörler bir şeye karşı
alerjik bir reaksiyon oluşturuyor. Hmm. O günden beri ama bir nedeni vardır. Ya bir zehirlenmedir, ya bir besin zehirlenme, ya da bir ishaldir, ya da bir bağırsak enfeksiyondur. Yani bir şey yaşamıştır ve yaşamıştır, devam ondan olabilir. Sonra devam et. Bu işte 30 yıldır var diyorsa 30 yıl önce olmuştur. 5 yıldır var diyorsa 5 yıl önce olmuştur. Bu hastalarda yapılan incelemelerde çok sayıda hasta incelediğimizde şunu görüyoruz. Bağırsakların içerisindeki bir mekanik bir tıkanıklık yok. Ondan sonra safra kanalları olsun, karaciğer kanalları, pankreas kanalları genelde de sağlam oluyor. Bu hastanın tek sıkıntısı bağırsak içerisindeki flora bozulmuş, bir de bağırsaktaki reseptörlere bir reaksiyon oluşturuyor. Hmm. O reseptörler bazılarında alerjik bir şey, alerjik reaksiyon oluşuyor. Bir şey yediğin zaman hemen bağırsak içerisinde o reaksiyon geliştiği zaman gaz oluşuyor. Ya metan gazıdır ya amonyak gazıdır. Bazılarında direkt ishal yapabiliyor. İshal olduğu halde yine gaz oluşuyor. Bazılarında karın ağrısı, hemen tuvalete çıkma hissi oluşturuyor. Bunlara şu tedaviler yapıyoruz. Yani altta yatan bir inflamasyon var bağırsağın içinde. Bir ilk 10 gün bağırsak temizliği. Nasıl mikropları, temizliği bağırsak? Mikropları öldürmeye yönelik. Daha çok bu damar yolu ilaç veriyoruz. İkinci 10 gün bağırsak içerisindeki inflamasyon, ülserler ya da reaksiyonlar neyse eksik enzimleri tamamlıyoruz. Üçüncü 10 günde de bağırsağın tekrar da florasını oluşturuyoruz. Ve bu şekilde 30 yıldır... Aslında bir ay sürüyor gibi. Bir ay gibi bir süre sürüyor. Anladım. Bazıları 10 günde cevap veriyor, bazıları 15 günde, bazıları bir ay sonunda cevap veriyor. Bu şekilde 30 yıldır karın şişliği olup da endoskopi, kolonoskopi, torbalarca ilaç kullanan bir sürü hasta tedavi oldu. Yine 5 yıldır, 10 yıldır bu şekilde şişkinliği olup da tedavi olan bir sürü hasta var. Ki bir hasta var, örnek vermek istiyorum. 49 yaşında bir bayan hasta. Hasta geldiğinde ben ilk polikliniğe baktığımızda hastanın karnı bayağı şişkindi. Hamile zannettim. Yani. Ondan sonra tam da soramadım. Hani daha önce hastalarda bildiğimizden dolayı. Hocam karnım bu. Herkes beni hamile zannediyor. Otobüse biniyorum, amcalar bana yer veriyor. Yani bu durumda artık dışarı çıkamıyorum. Ne kadar zor. Evet. Sonra işte tedavi uyguladık, bu tedavi. Ondan sonra... Temizlik tedavisi. Evet, evet. 11. 12. günde hasta geldi. Tekrar kontrola. Giydiği elbiseleri gösterdi. Bak hocam şu kadar bol boşluk oluştu. O kadar. Kilo evet. gibi de durabiliyor yani. Evet yani. Oy, o kadar fark böyle, ediyor. Bağırsak böyle. Temizliği bu şişkinliği götüren evet. şeylerden biri. Başka bir, ne yapılabilir? Bir de şöyle bir hasta grubu vardır. Kronik sürekli ishaller bu hastalar. Hı-hı. Yani kimine gelen hasta öykülerinde örnek vermek istiyorum. Kimi 13 yıldır, kimi 4 yıldır. Hocam sürekli ishaller. Hiç sürekli normal tuvalete ishaller. Çıkamıyor yani. Yok. Bu hastalar sürekli şey kullanmış, ilaç kullanmış. Yalnız hep oral verilmiş, ağızdan verilmiş. Hı-hı. Şimdi bağırsakta ishal varsa zaten verdiğin, ağızdan verdiğin ilaç zaten bağırsakta emilmiyor. Hı-hı. Çünkü zaten ishal. Şeyler reaksiyon veriyor. Doğru. Bağırsağın içerisinde. Zaten gidiyor yani. Evet. Hiçbir zaman fayda görme. Bu hastalarda da yaptığımız şudur. Çünkü bu hastalar bir hayli fazla, çok da muzdarip var, toplumun Hı-hı. dışına çıkmıyor. Günde 10-15 defa tuvalete giden hastalardır. Evet. Zaman? Yani ortak öyküleri şudur. Hocam misafirliğe gidemiyorum. Hocam bir restorana da gidip oturamıyorum. Evden dışarı çıkamıyorum. Bir de zayıflıyorum. Ne kadar zor ve evet, zayıflıyor tabii. Evet. Bu hastalarda yaptığımız 10 gün boyunca damardan ilaç. Ağızdan her şeyi kesiyoruz. Sadece beslenebilir. Hı-hı. Bir de şunu diyoruz. Siz size dokunan ne varsa almıyorsunuz. Hı-hı. Tedavi sürecinde. Hı-hı. Daha sonra 10 gün içinde ishalin ne kadar kesildi ona bakıyoruz. Eğer %60-70 kesilmişse bir 10 gün daha damardan tedavi. Ama daha 10 günde cevap veren de olabilir değil %80. Mi? %80. %80'i 10 günde cevap veriyor. Verdi ki bak bunları o %80 dediğim için de 13 yıl, 4 yıl. Uzun bu, süreli süren evet ishal yani, rahatsızlıkları. Kısa süreli ishaller hemen cevap veriyor. Hemen uzun cevap süreli. Veriyor zaten. Bu hastalar işte bu tedavilerden sonra daha sonra tekrar bağırsağında çünkü yoğun bir antibakteriyel tedavi verdiğiniz için flora da gidiyor. Bir de tekrar florayı oluşturarak florayı oluşturmak gerekiyor. Onu nasıl oluşturuyorsunuz? Bu probiyotiklerle geniş spektrumlama. Hı-hı. Yani çünkü bağırsağımızda yüzlerce faydalı bakteri var. Var, aynen. Ama bu bakterilerden biri ishale neden oluyordur. Belki onu ishale neden oluyordur. Bazılarına şu şekilde antibakteriyel tedavisini güzel bir şekilde veriyoruz. İshali kesiyor. Probiyotik tedavisine başlıyoruz. Devam ediyor. 3 ay sonra tekrar başlıyor. Bunun sebebi de şudur.
O verdiğimiz 10 günlük süre içerisinde o bakterin tamamını, o toksin, bakterim neyse onu tamamen temizlememiz gerekiyor. Eğer temizlemezsen %100 tekrar ürüyor yani orada. %100'se %10'a düşürüyorsun. %10'da bıraktığın zaman tekrar yavaş yavaş belli bir süre seviyenin üstünde üremesi çıktığı zaman tekrar ishalen eder. O zaman çok iyi takip edilmesi gereken bir şey. Bir grup daha var. Onu da söyleyeyim. O grup Türkiye'de de dünyada da tedavisi yoktur. Bu hasta şu. Bir bardak su içtim. Bir poğaça yedim. 10 dakika sonra koş tuvalete. Yemek yedin hemen tuvalete. Karın ağrısıyla beraber gidip tuvalete. Kimi çok ishal, zayıf mı ishal olarak ishal olarak çıkarlar. Kimi de yumuşak dışkılamayla çıkarlar. Bu hastaların tamamen sosyal yaşam bitmiş. Eve kapanmış. Çalışıyorlarsa işini bırakmış. Öğrencilerse okulunu bırakmışlardır. Şu anda takip ettiğim kendi hastalarım için söyleyeyim. 51 tane hasta var. Bu durumda. Bu durumda. Hepsi de genç hasta. Hepsi de izliyordur mutlaka. Sebep ne? Sebebi zamanında 5 yıl önce mi, 10 yıl önce mi, 13 yıl önce mi, 20 yıl önce mi? Şu ana kadar en fazla 13 yıl karşıma geldi. 13 yıldır bu şekil. Ve yaklaşık 20 kilo veren hastalar var. Hepsi de zayıf. Eğer ta şikayetin başlangıç döneminde artık neyse, büyük ihtimalle besin zehirlenmesi diyorum buna. Besin zehirlenmesi ya da bir bağırsak yine enfeksiyonu. Enfeksiyonu, olabilir. Evet. Bağırsakların içerisine reseptörlerin artık nereye yerleşmişse o bağırsak içerisinde alerjik bir reaksiyon oluşturuyor. Bağırsak alerjisi diye bir şey var yani. Yani ne yersen direkt hemen vücut karın ağrısı tepki gösteriyor. Bağırsaklar tepki gösteriyor. Ki bunlarda çok bulantı, kusma, bazen işte iştahsızlık durumu oluyor. Ve bu hastaları epey bir araştırma sonucunda bir ilaç tedavisi veriyor ama sadece damardan verebiliyoruz. Ağızdan verdiğimiz hiçbir şeye yani ağızdan o ilacın tabletini veriyoruz ona karşı daire alerji gelişiyor. Damarda. Ve o ilaçta şu anda hastalar tuvalete gitme olayı bitti. Ama tek sıkıntıları damardan almalar. Her gün iğne yapıyorlar o hastalar. Her gün? İğne evet. Tabletine geçtik tablet de fayda etmedi. Tablete karşı bir alerji gelişti. Ama şu anda ama şu var, o hastalar artık toplum içine çıkabiliyorlar, restoranta gidip oturabiliyorlar, misafirliğe gidebiliyorlar, rahat rahat yemek yiyorlar. Yine de sosyal hayatları bir nebze de olsa rahatladı. Ama tek sıkıntılar işte damar içinde almaları. İğne olması. Peki yemek sonrası karın şişliğiyle biraz önce konuştuğumuz hazımsızlık falan aynı şey midir? Genelde aynı. Altta yatan bir neden. Yemek sonrası şişkinlik herkesin çok şikayet ettiği şey. Şudur, bir de şu var, bir Kandida, şimdi floramızda mantar da vardır. Bazı hastalarda bir sürü tedavi verirsin, tetkik yaparsın, temiz. Tedavilerin hiçbiri fayda görmez. Şöyle oturup güzel bir öykü alacaksın. Öyküsü şudur. Hastanın belirgin şikayeti der ki benim karnım şişiyor. Kaç yıldır? 5 yıldır. Peki 5 yıl içerisinde şunları soracağım. 1. Vücudunda küçük küçük yaralar geliyor mu? 2. Şeker yeme iştahın ya da ihtiyacın arttı mı? Yani durmadan şeker yemek istiyor mu? Ya da tatlı yemek istiyor mu? 3. Ağzındaki beyazlaşma ya da ağızda tat bozukluğu oldu mu? Ondan sonra kullandığın ilaçlar hangilerinde fayda gördü? Ayaklarında mantar var mı? Yani vücutta bir fungal bir şey olabilir, evet, mantar fungal olabilir. Evet, bu da öyle. Bu mantar eğer kandida mantarına var, karın şişliği varsa bunun tedavisi bir hayli zor ve uzun sürelidir. Bunda yapacağımız ilk önce diyet. Daha sonra bitkisel tedavi. İlaç tedavisi pek fayda etmiyor. Tabletler, o eczanelerde bulunan ilaçlar hiçbiri fayda etmiyor. İşte bunlara bitkisel tedavi artı diyet yaparak uzun süre ama. Uzun süreyle. 2 yıl, 3 yıl gibi. Bir sürede ancak tedavi olabiliyor. Yani aslında böyle ay karnım şişiyor, hazımsızlık çekiyorum, gaz şikayetim var diye hafife almamak lazım. Hani yediğim bir şey dokundu diye. Bunun altında yatan şu anda bak, çok bu sebep hasta olabilir. Ortak tanısı İBS'de. Yani hastalar geldi hocam kime gidersen bana İBS, huzursuz bağırsak sendromu. Ya da çok işte duyduğumuz bir şey. Evet. Yani deyip psikolojik diyorlar, bana ilaç veriyor, gönderiyorlar. Hastaların ortak şikayetleri budur. Yani bu hep verdikleri ifade. Yani 10 tane hasta muayene edersek onun da verdiği cevap budur. Ama daha aslında ama dibine inip şimdi bu esas sebebi tabii bulmak gerekiyor. Bulduğun zaman, şimdi 30 yıldır İBS hastası. Bak, 30 yıllık bir hastaya biz tedavi ettik. 30 yıllık hastanın sürekli gittiğinde İBS.
işte detaylı bir tedavi, detaylı bir inceleme sonucunda verilen tedavide 37 hastanın 10-12 günde şişkinliği tamamen kayboldu. Kaybolabiliyor yani. O yüzden sebebi iyi bulmak gerekiyor. Yani hani şudur, her şişkinliğe de strese bağlı deyip de geçemez. Tamam, stresin mutlaka etkisi vardır ya da yediğim ama şey dokundu, ay bu midemi yani acıttı falan değil. Bunun altına yani yatan çok başka sebepler olabilir. Es geçmemek lazım. Bağırsak damar hastalığı nedir? Bağırsak damar hastalığın en net bulgusu şudur. Yemek yiyorum, karnım ağrıyor. Dolayısıyla ağrıyla gelen evet, bu. Yemek yedikten sonra karın ağrısı. Ki ileri düzeyde bir daralma varsa bağırsak damarlarında, hasta artık yemek kokusu alsa dahi karnında ağrı hisseder. Peki bağırsak damarları neden daralıyor? Bağırsak damar, bu damarın kendi yapısına bağlıdır. Yani kalp damarlar nasıl daralıyorsa da bağırsak damarlarında olabilir. Hı hı. Çok nadir bir durumdur ama genelde bazen tanısı zor bir hastalıktır. Daha önce programlarda mutlaka anlatmışımdır. Şiddetli bir ağrı mı hissediyoruz çok karında? Çok şiddetli bir ağrıdır. Hmm. Ki hasta yemek yemeye korkar. O kadar. Evet, yani bir hasta, yaşlı bir hastamdı. Kaç yaşındaydı? Tahminim 60 ile 70 arasında bir hasta. 4 yıl boyunca bunu çekmiştir. Yoğun bakımlara yattı. Kalp anjosu oldu, şu bu. Bir türlü geçmedi. Tekrar anjo için bize göndermişti. Bu arada öyküsünü detaylı aldıktan sonra bir de bağırsak damarlarına bakayım dedim. Ve daralma var. %90 daralma vardı. İşte o nasıl damara, tedavi ediliyor? O damara stent taktık. Balon ve stent yaptık. Ha, bağırsak damarına da stent takılıyor. Stent aynı kalpte. Daha sonra hasta işte yukarı odaya alındığını hemşire hanımlar anlatıyordu. Normalde hasta yemek kokusu alsa dahi karın ağrısı oluyordu. Yemek içeri girdiğinde hastanın karın ağrısının olmadığını, normalde olması gerekiyordu ki dramatik bir şekilde hemen cevap veren bir tedavi stent olayı. Hasta yani gayet rahatladı. Yani hakikaten şimdi anlatıyorsunuz, siz böyle hazımsızlıktı, karın ağrısıydı, şişlikti, yediğim dokundu diye düşünmemek lazım değil mi? Aynen. Mutlaka öyle sebebini bulmak lazım. Peki vücutta yaygın ödemin sebebi nelerdir? Şimdi, yaygın ödem nedir? Yaygın ödem daha çok menopoz öncesi bayanlarda görülen bir durumdur. Hı. Hormonal değişikliklerden dolayı bir yaygın ödem olabilir. İşte ellerim şişiyor, bu boyun kısımda ya da göğsümde ayaklarda bu olabiliyor. Aslında hani bu normal, toplumda varislere bağlı olarak şişebilir. Bu toplumda sık görülen bir durum da bu bir hastalık değildir. Bir geçiş süresidir bu menopoz öncesi. Asıl sıkıntısı şudur. Ayaklarda aşırı bir şiş olup da parmakla bastırdığın zaman iz bırakması. Ha, böyle beyaz kalır yani, evet, ödem. Tamam, kalır. Ödemi öyle anlıyoruz zaten değil mi? Ya da hasta der ki hocam, İşte ben sırt üstü normalde yatıyordum, hiçbir şey yok ama sırt üstü yattığım zaman nefesim daralıyor ki onu nefesi daralıyor ve sırt üstü yattığı zaman nefes daralıyor da yüksek yastıkla yatma mecburiyetini hissediyorsa kendisi akciğerler su toplamıştır. Akciğer ödemi vardır ki bazen işte karnına davul gibidir hastanın, gelir ki su dolu bağırsakların boşluğunda, bağırsakların değil de bağırsak derisinin altında peritonal boşlukta sıvı doludur. Ödem deyince de zaten iki şey organ aklımıza gelir. Bir böbrekler, bir kalp hastaları. Hı. Böbrekler zaten hastalar biliyordur. Böbrek hastasıdır. Hı hı. Tedavisini zaten bir şekilde yapılıyordu. Hı hı. Ama kalp hastaları, mesela hasta geldi. Yani vücuttaki ödem, sürekli olan ödem bir kalp hastalığının habercisidir diyebilir miyiz? Bahsettiğim şekilde nefes darlığı var. Gode bırakan ödem dediğimiz. Beyazlık var, evet. Bırakıyorsa bu kalp olma ihtimali %90. %90. %90. O kadar yüksek. Hasta geliyor, örnek veriyorum 55 yaşında geliyor. Hastanın ayakları şiş, hı hı, akciğerlerinde su var, işte sırt üstü yatamıyor. Hiç doktora gittim mi? Yok ama ne kadardır var? 10 gündür var. Hı. Bir bakıyoruz, ekosunu yapıyorum, kalbi, hasta kalp krizi geçirmiş, haberi yok. Aa. Evet, yani kalbi normalde bizim kalbimiz bu şekilde çalışır. Evet. Bu çalışma gücü şu şekil 60'tır. Hastanınki şöyle çalışıyor. Hem kalbi yarım büyümüş. Yani %35'lere düşmüş. Yani 35'lere düşmüş. Aslında kalp krizi geçirmiş mi? Fark haberi etmemiş. Yok. Böyle sonra bir şey olabiliyor. Sonra anjoya aldık hastayı. Anjoya, hı-hı, baktık damarın biri tıkalı. Onu açtık ama artık kalp krizi yerleşmiş. Hı-hı. Daha sonra hastaya şunu verdik. Güzel bir tedavi. Damarını yine açtık. Şunu önerdik. Yani tuzdan, turşudan uzak dur. Tansiyonunu düşük tut. Kilo ver. Ve ilaçlarını düzenli kullan. Hı hı. Kalp krizi habersiz geçirenler var yani. Öyle gizli kalp diyoruz. Yani aşikar. En tehlikelisi de o galiba. Zaten günde 100 tane kalp krizi oluyorsa bunların 70 tanesi. Bak, gizli. 100, şunu söyleyeyim. 100 kişi kalp krizinden günde ölüyorsa bunun 70 tanesi gizli kalptir. 30 tanesi kalp hastalığı bilinen hastalardır. Ama 70'i gizli kalpten dolayı. Peki gizli bu kalbin gizli bulgusu da şudur. İşte nasıl onu bulgusu daha doğrusu olmayan ondan bir şeydir. Hı hı. Normalde kalp hastaları
bir bulgu verir. Bir ay öncesinde der ki sol kolum ağrıyor ya da yol yürüdüğün zaman göğsümde ağrı var, dinlenince geçiyor. Sıkışıyor, ya da tansiyonum yükseliyor, düşüyor, yükseliyor, düşüyor, hiç tansiyon hastası değilim. Ya da bir tuhaflık bende var, işte ben bir kardiyoloji ya da bir doktora gideyim, hı-hı, görüneyim, hı-hı, ne varsa çıksın. Hı-hı. Ama gizli kalp öyle değil, hiçbir bulgu yok. 10 gün önce neyse kalp krizi geçireceği gün de aynı. Birden damar tıkanır ve olduğu yere yığılır, ya şoka girer ya da inanılmaz bir ağrıyla acile gider. Hı-hı. Müdahale edilir, genelde işte %50 hastaları kaybediyoruz gizli kalpten dolayı. Bu hasta, bundan dolayı da ben sürekli söylerim, şudur yani erkek hastalar 35 yaşından sonra mutlaka bir gün kardiyoloji polikliniğine her yıl düzenli gitsinler, gizli kalp yönünde testler yapsınlar. Kadınlar da 40 yaşından sonra. 40 yaşından sonra. Ama bu herhangi bir risk faktörü olmayanlar. Diyelim ki anne, ailesel baba, faktör. Aile, ha, evet, onu soracaktım. Kardeşlerde kalp krizi geçiren varsa herkes 35'inden sonra kardiyoloji polikliniğine gidecek. Senede bir mi, iki mi? Yılda bir. Yılda bir. Bir. Her yıl düzenli efor testini, gerekli artık kalp yönünde net tetkikler varsa onlar yaptırmak zorundalar. Doktora gittiğimizde, hı-hı, gizli kalbi mutlaka teşhis edebiliyor musunuz? Şimdi efor testi, miyokard perfüzyon sintigrafisi, işte bunlarla ancak %85'ini, %90'ını, %10 da yine şansa kalmış. %10'u da ancak şu şekilde sorgulayabiliriz. Diyoruz ki, ailende ani ölüm var mı? Hı-hı. Ya da ailende birden aniden kalp krizi geçiren var mı? Hı-hı. Ona dayanarak çok çok şüphelenirse %100 tanı koyan anjiyografidir. Anjiyo yapılabilir yani, evet, öyle bir durumda. Özellikle risk faktörü vardır. Gizli kalp risk faktörü olanlar için anjiyografi direkt de yapılabilir. Bu son konuştuğumuz konuda da bunu tekrar söyleyelim. Vücutta hocamızın bahsettiği gibi ödem varsa, yaygın, evet, ödem, işte ellerde, parmaklarda, ayakta böyle baskıladığımızda beyazlaşan, evet, varsa kalp riski var burada değil mi? Var. Kalp riski var. Bir de şudur, zaten kalp hastasıdır, bilinir, ama bazı hastalar çok bu sürekli ödemden dolayı hani tedaviye rağmen ödemden dolayı çok muzdaripler bu hastalar. Hı hı. Bu hastaların tedavisi çok iyi yapılması lazım. Bir hastayı örnek vermek istiyorum. Hasta, hı, bana geldiğinde, yani bana demeyelim de artık nasılsa, hasta geldiğinde 132 kiloydu. Hı. Hastanın her tarafı sıvı toplamış. Oo. Ayakları kocaman. Hı. Yani ilk ne geldiğinde derdini hocam anlatırken konuşmaya dahi şeyi yoktu, mecali ne yoktu. Ne yaptınız? Sonra hastayı işte müşahedeye aldık. Hı hı. Hastanın hem karnında hem böbrekler üzerinde 24 saatte yaklaşık 20-24 litre sıvı boşalttı. 132 kiloluk hasta bir yerden 110 kiloya düştü. 110 kiloya düştü. Yani o kadar fazla. Sedyeyle gelen hasta yürüyerek gitti. O yüzden ama ödemedi. Ama ondan sonra tabii bunun sebebi şudur. Yani ilaçların düzenini kullanacak ve kilo verecek. Kilo verecek. Ödemedi, dikkat edelim diyoruz. Samit Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ayağınıza ederim. Sağlık. Sağ İyi ki geldiniz. Yine gerçekten çözümsüz bazı şeylerin çözümünü, evet, anlattınız. Evet, ayağınıza sağlık. Hayat Güzeldir'in bu haftalık sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi sabahı saat 8.15'te yine Show TV ekranlarında müthiş bir heyecanla sizleri bekliyor olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. İyi haftalar.